Merhaba, ben Kerem Çilli. Ocak ayı itibariyle faturamız geldi. Tabii Ocak faturası Şubat'ta geliyor. Isı pompası ve evimizin harcadığı enerjiyle ilgili tüm detayları şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle fatura tutarından bahsedeyim. Ocak faturamız totalde 1730 kWh enerji harcamışız ve 1730 kWh enerji harcaması için de 3755 TL'lik bir elektrik faturası geldi. Şimdi şunu duyar gibiyim. Yani sizde hani güneş enerjisi vardı, niye fatura geldi şeklinde söyleyebilir bir grup ama tüm binayı Ocak ayında en soğuk günlerde ısıtmak için çok ciddi bir enerji sarfiyatına sebebiyet veriyoruz. Onunla ilgili rakamları da vereceğim. Makul olup olmadığı tamamen sizin fikriniz. Şöyle belirteceğim. Öncelikle 1 kilowatt saat elektrik bedeli 2.17 olarak baz aldık. Çünkü toplam gelen fiyatı toplam harcadığımız kilowatt saate böldük. Bu şekilde 2.17 rakamını elde ettik. İçinde tüm vergiler dahil konuşuyorum şu anda. Bakıldığı zaman bu bizim 1730 kilowatt saatlik enerji tüketimimizin 1478 kilowatt saatini ısı pompamız harcamış. 3 katı ısıtmak için. Hatta bunu da şöyle de bölebiliriz. 1478'lik kısmın 105 kilowatt saati de 300 litre su tankımız var. Onu 45 derecede sürekli konforlu bir şekilde bekletmesi anlamında harcanan taraf. Rakamlara hani TL'ye işi dökecek olursak toplamda 227 TL'lik bir elektrik faturası ödemişiz. Bu kadarlık bir artış sağlamış. Karşılığında ne almışız? 300 litrelik suyumuz var ve 45 derecede bunu sabit tutuyoruz. Banyoda, mutfakta kullanmak için hazır sıcak su olarak. Peki genel olarak konuşalım. Sıcak su ve ısıtma konusunu birlikte ele alalım. Toplamda 1478 kilowatt saati baktığımızda 3200 TL'lik bir elektrik faturası demek. 3 katı ısıtmak için. Bodrum katımız, yerden ısıtma, dükkan katımız, izolasyonsuz ve birçok camdan ibaret. Ön taraf komple cam zaten. Ve ev izolasyonlu 120 metrekare, toplamda 250 metrekare civarında bir alanı Ocak ayında ısıtmak için biz 3200 TL'lik bir fatura ödemişiz. Bunu daire başına böldüğümüzde ne oluyor? Aşağı yukarı bir günde bir daireyi ısıtmak için 35 TL civarında bir harcama yapmışız. Sıcak su konforu da bunun içerisinde. 35 TL'ye bir katımızı ısıtıyoruz. Bu rakamların makul olup olmaması sizin için çok veya az anlamı tabii ki yoruma açık bir konu. Ama bence bu bina için ilk defa yaptığımız bir konuydu ve bu konfor ve günlük harcadığımız rakamlara bakıldığında oldukça bizim açımızdan tatmin edici rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Burada daha önceki videolarımızda da çokça yorum kısmında geldi. Onlara da açıklık getirelim. Hani burada doğal gazla ısınsaydın daha ucuzdu, daha pahalıydı noktasında değiliz aslında. Biz hep şunu söylüyoruz. Doğal gazı siz üretemiyorsunuz ama elektriğinizi üretme şansınız var. O yüzden bu bina komple tamamıyla kendi enerjisini üretebilecek ve bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılamak üzerine tasarlanmış bir bina. Tabii ki güneş enerjisi tarafından da şimdi bahsedeyim size biraz. Çatımızda 6 kW'lık bir güneş enerji santrali vardı. 3 kW'lık kısmını depolamalı bir sisteme bağlayıp oradan evi besledik. Güneş enerjisi ne kadar üretti? Ocak ayı içerisinde 3 kW'lık bir güneş enerjisi 150 kWh'lik bir enerji üretimi yaptı. Yaklaşık %10'u kadar ısı pompasının ihtiyaç duyduğu enerjinin %10'u kadarını 3 kW'lık GES'le karşılama şansımız var. Aslında 3 değil de 30 kilowatt saatlik bir gez olsaydı ısı pompasının ihtiyaç duyduğu bütün enerjiyi güneşten sağlayabilirdik diye tersten de gidebiliriz aslında. 30 kilowattlık bir gez ihtiyacımız vardı. Burada ne kadar enerji harcayacağımız, ne kadarını güneşten sağlayacağımızı aslında belirleyebiliyoruz. Bazen bunu elektrik faturamızdaki sözleşme gücü belirliyor. Bazen çatımızdaki panel yerleşim alanı bunu belirliyor. Ama günün sonunda elektriği sizin üretme şansınız var. Doğal gazı ya da petrolü üretme şansınız yok. Biz o açıdan bakıyoruz konuya. Ve diğer 3 kW'lık kısım depolamalı bir güneş enerji santrali aslında kullanıyoruz. Onun içerisinde enerji depolayıp evin içerisini de beslediğimiz bir yapı. Özellikle yorumlarda da gelmişti onu niye hesaba katmıyorsunuz diye. O çünkü ısı pompasının olduğu hattan ayrı ve direkt dışarı enerji veren özellikle de Osos'tan da baktım.
dışarı enerji verme konusu 1-1,5 kW sadece. Çok limitli bir üretim olduğu için daha çok evin içinde aktif kullanılmış. Bu sebeple sadece 3 kW'lık kısmı geçen ay olduğu gibi bu ayda sizlerle paylaştım. Aslında geçen ay 3000 civarında bir fatura ödemiştik. Bu ay 3750 civarında bir fatura ödedik. Niye bu kadar artıyor? Tabii ki hava durumu bunun içinde direkt etken. Ocak ayı zaten olabilecek en soğuk ay belki de. Hatta önümde onunla ilgili bir özet var. Ocak ayında Darıca bölgesinde güneşli gün sayısı 7. 18 gün boyunca uzun süreli yağışlı günler olmuş. Bunlar hep 18 gün yağışlı gün demek, güneş panelinin çok daha az performansta enerji üretimi demek. 6 yağışsız bulutlu gün, yağış yok ama bulut var. Bu da yine enerji üretimini negatif etkileyen bir faktör. Sıcaklık değerlerine baktığımız zaman da ortalama 6-7 derecelerde seyrettiğini görüyoruz. Daha düşük, daha yüksek olan değerleri de tabii ki var. Ama ciddi anlamda soğuktu ve 3 katı birden ısıtmak da enteresan bir deneyim oldu bizim için. Şu açıdan enteresan, çünkü biz ısı pompasını aslında bodrum katı ve dükkan katını ısıtmak üzerine tasarlayıp ona göre bir kilowatt saat seçmiştik. İlk videomuzu izlemeyenler için 8 kilowatt saatlik bir ısı pompası var. Sonrasında biz dedik ki acaba evi de beslesek nasıl olur ve bunu gerçekleştirdik. Ve bu değerler aslında ev için tasarlanmamış bir ısı pompasının 3 katı birden ısıttığı değerler. Belki de ısı pompası 8 değil 12, 14 belki daha fazla olsa bu tüketimin daha optimum olma ihtimali de vardı. Bu tarz yorumlar da aldım çünkü. Ama burası bizim için aynı zamanda bir deney seti. Çatımızdaki güneş panelleri de öyle. 4 farklı panel var. Aşağıda 2 farklı inverter var. Biz burada her şeyi deneylemek istiyoruz ve günlük hayata entegre etmek istiyoruz bu verileri. Bu sebeple bir sonraki ayda evimize giden ısı pompası hattını keseceğiz. Sadece orijinal plana sadık kalacağız. Bodrum katı ve dükkan katını ısı pompasıyla ısıtmanın maliyeti nedir diye Şubat ayı verilerini Mart'ta size paylaşıyor olacağız. Evet, özetlemek gerekirse çok düşük maliyetle evimizi ısıttığımız bir gerçek. Elektrik faturasının bu kadar yüksek gelmesine bakmayın. Bence 30 TL'ye, 35 TL'ye bir katı ısıtmak hiç kolay değil. Özellikle bizde soba da vardı. Sobanın kömürü, odunu o tarafa girdiğimiz zaman zaten hiç çıkamayız o hesaptan. Doğalgazla da belki de bizim burası için kafa kafaya gelen bir fiyatlama olabilir. Önümüzdeki ay çok daha net konuşabileceğiz bunu. Gerçi Şubat ayı da çok sıcak geçiyor enteresan bir şekilde. Neyse, umarım bu videomuzdaki veriler sizler için faydalı olmuştur, yol göstermiştir. Elimizden geldiğince yorumlarınızı cevaplamak isteriz. O yüzden aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.